Evet, bugün 20 Kasım 2023 Pazartesi. Yeni hafta. Yeni dertler mi? Yeni umutlar mı? Yeni umutlar olmasını arzu ediyorum. Çünkü umut yaşamın en önemli enerji kaynağıdır. Umut tek başına da olabilir, birlikte de olabilir. Tek başına da olabilir, birlikte de olabilir. Daha önce de sanırım söyledim, lise bitirmede kompozisyon konuları vardı birden fazla. Ve ben yükselen her ruh dünyayı yükseltir diye bir konu başlığı seçmiştim. O gün bugündür bunu benimseyen birisi. Yani birileri yükselsin, beni de çeksin yukarı. Ya toplum yükselince nasıl olsa ben de yükseleceğim. Toplumsal, bireysel mutluluk, toplumsal mutluluk olmazsa olabilir mi? Yok. Dinimizden bahsedilir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hepsi birbirine benzer. Bunlar birbirinden farklı gibi görünse birbirini tamamlar. Ve ne zaman ki toplumsal havuza, ister ekonomik, ister sosyal, ister kültürel, ister dayanışma, ister mutluluk, o havuza bir şey koymadan, o havuzdan yararlanmak isteyenler çoğaldığı zaman, o havuz koymadan alanların, tamam mı, tahribatına uğrar. Ne güzel sözler var. Ben bütün atasözlerini benimsemem. Onu da söyleyeyim yani. Net. Tamam mı? Her koyun kendi bacağından asar. Gemisini kurtaran kaptan bana göre değil. Söz gücü, su gücü, söz büyüğün. Ya kardeşim, söz söyleyecek sözü olanın su susayanındır. Tamam mı? Ama bir güzel söz var. Vermeden almak, almadan vermek, almadan vermek Tanrı'ya mahsustur. Yani vermek için verin bana bir şey de ben size vereyim demiyor. Halbuki bizde vermeden almak isteyen çoğaldı. Çok değerli bir konuğum var bugün sevgili Talim Atalay Hocam, Profesör Doktor. Siyasete hedef koymadan siyasetin içinde bulunan ve bana göre asla klasik siyasetçi kalıbında da girmeyecek birisidir. Dinişleri Başkanlığı da yaptı. Gene orada da kalıpların içine sığıp girmedi. Tamam mı? Ve hep atıfta bulunuyorum. Şimdi döneceğim hocama. Bana demişti ki, yanlış hatırlarsam da bugün canlı yayında düzelecek. Demişti ki, Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen sözcüklerden biri denktir. Denk. Bunu güncelle uyarladığınız zaman adalettir. Adalet. Hak, adalet, hukuk, hakkaniyet. Bunlar bütün yolların aynı yere çıkması gibidir. Nüans farklarıyla. Ve az önce söylediğimdir. Vermeden alacak. Katkı koymayacak. İşte bir söz var. Haksız kazanç. Nedir haklı kazanç? Verirsiniz, adam der ki, ya bizi ödemediler. Niçin? Ya ben her gün işime geldim, gittim, işimi yaptım.
İşimin karşılığıdır maaşım. Ödemedi biz ustahara daha. Neden? Adam diyor ki verdim emeğimi, karşılığını almak istiyorum. Eğer bir toplumda vermeden alanlar çoğalırsa orada üretken, çalışarak kazanma arzusu, motivasyonu yok olur. Ne ya, ben eşek miyim? O ne yaptı da kazandı? Ve ne acıdır ki siyaset, biri demiş geçenlerde, ya yani demiş, şimdi ben seçildim de yani 70 bin lira civarında bir maaş alırsam ben bununla geleceğimi kurtaramam ki. Tamam yani ne için milletvekili oldun yani sen? Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın kardeşim ya? Nedir anlamadım yani. Yani başka bir göreve gelip bu memlekette bilir misiniz? Peşinat gibi, peşinat, rüşvet alan insanlardan bahsedilir. Yani ben bu göreve gelirsem senin bu işini yapacağım. Onun için garantidir de hemen hemen. Sen ver bana. Ya bu küçük bir memleket. Küçük. Yani bir söz var. Biri Karpaz'da kaçırsa Yeşilırmak'ta kokusu duyulur ya. Şimdi bütün bunların içinde hiçbir şey yokmuş gibi bir süreç. Bak işte. Bugün yazım dedim ki kurtlar sofrasında oturan koyuncuklar dedi. Ya bunlar bazı meslek grupları var, bazı iş alanları var. Yargara para sahibi yabancıların paravanı oldular. Bir de böyle sarhoşluk yaşıyorlar. Şunu yaptım, bu proje, şu proje. Ben de dedim ya, siz kurtlar sofrasında oturan boyuncuklarsınız. Yemek misiniz, konuk musunuz, yemeğin sonunda anlayacaksınız. Ve şunu söyledim yazımın sonunda. Kurtlar sofrasında oturan boyuncuklar başlığını nezaket sınırlarını aşarak şiddalamak, dürtmek, geç kalmadan uyarmak için belirleyip yazdım. Bugün servet sarhoşluğu yaşayanların arkasından ağlamak istemeyenlerdenim. Gayet net. Yazıktır, günahtır. Ve bütün bunlar devam ederken polis bilmem 3 tane daha eczacıyı tutuklamış. Bu davalar bir an önce bunlar birbirine benzer. Narin Hanım'a sesleniyorum, Yüksek Mahkeme Başkanı. Başsavcıya Sarper Altıncı'ya sesleniyorum. Seçin bu davalardan bir tane ve görüşün mahkemede. Çünkü kalıplaşmış cümlelerle İşte saatte bilmem ne polis suçlamayı götürüp yazdı. Ya o kaç zamandır reçeteleri doktorlar hastayı görmeden yazar. Pandemi döneminde de bunu kabul ettik. Ve önemli olan ilaçların sahiplerine ulaşmasıdır. Gidersiniz birine dersiniz aldın mı sen bu ilacı? Almadım. Derse soktunuz eczacıyı. Eczacı da der verdim. Nereden karar verdiniz kimin doğru söylediğine? Yarın bu davalar onun için görüşülsün isterim. Bakalım o almadım diye mi gelecek mahkemeye bu defa? Ya bu kadar kolay mı? Bu işte belli ki şunu söylemek istiyorum izniyle konuğumun da. Eğer bu reçete yazıldı, bu ilaçlar verilmedi, ilaçların küpürü kesilip sigortadan para alındı, ilaçlar da bir başkasına satıldı. Bu suçtur.
vurgundur. Usulsüzlük de bunu karıştırmayacaksınız. Ya 86 yaşında Zihni Bey'i götürdünüz. Ben yazdım dün. Polis şimdilik tek gal oynar. Gideceksin mahkemeye. Bu söyledin ya, bu suçtur. Bu suç. Dedin ya. Bu suçu ispat yükümlülüğün vardır artık savcıyla beraber. Hep biz öyle. Yoktur. Sen aldın bir takım isimleri, bir daha bizim medya bütünlüğü içinde ayrım yapmayayım. Mal bulmuş varubi gibi koştur koştur. Giderler bu insanların fotoğraflarını çekerler. Sosyal medyada isimleriyle yayınlanır. Yarın mahkeme dediğinde bu insanlar suçsuzdur. Ama ömür boyu yazarlar, bulacaklar. Bu insanların bir gün, kimsenin cesaretini kırmam. Ama bir hırsız yakalayacak diye 100 kişi hırsız muamelesi yapmayacağım. Eğer yaparsan bu iddianameyi, bu ifadeyi verenler daha hesap verecek. Ben yazdım daha önce. Ben hiçbir suçluyu ayırmam. Korumaya çalışmam. Ama suçlananlar beraat ettiği gün suçlayanlar sandığa girecek. Onun için herkes ya yaz gitsin. Söyle gitsin çıksın. Bu kadar kolay değil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Evet, eşiniz Ankara'da küçük bir kaza geçirmiş. Evet, maalesef. Önce insani değerlerle eşinize geçmiş olsun teşekkür ederim, diyorum. Teşekkür ederim, sağ olasınız, varsınız. Evet, tabii görmediler ama sizin yürük tarzıyla böreğimi getirdiniz. Evet. Eşinizin eline sağlık. Sağ olsun, varsın. Programdan sonra büyük bir keyifle yiyeceğim. Eyvallah. Bu bir vesile eşinize hem saygımı hem de geçmiş olsun dileklerimi iletmem. Teşekkür ederim, sağ olasınız. İnsaniyeti kaybetmeydim hocam. Evet, evet. Yani bu kadar kolay mı? Bugün duydum işte 3 tane daha filan. Ya biraz düşünün, biraz zahmet edin. Yani buldum, evet gittim sordum birine. Almadım dedi, hop gitti içeri. Ben olsam hocam söylerim. Yarın mahkemeye çağırırım. Ve bu şeye almadım diyene sorarım. Çünkü iki sen, bir sen, 6-7 ay evvel alıp almadığı bilacı yok, almadı. Güzel. Sorarım. Geçen hafta salı günü öğlen yemeğinde ne yedin? Şimdi hatırlamam dersen olacak. Ha bir daha yazarım hocam ya. Sizin hassasiyeti gizli bilirim. Devlet laboratuvarı yakıldı. Yanmadı. Yakıldı. Dosya bir yere kadar geldi, kayboldu. Aga araman polis. Ne yaptınız o dosyayı? Metal satın alınan malzemelerin yanmış kutuları bulundu. Bir milim, bir parça, bir küçük çivi kadar metal izi bulunmadı. Ne vardı onun içinde? Ne vardı? Tekrar ediyorum, suçluların ayırt edeceksiniz, yapacaksınız. Siz adil duruşunuzdan hiç kuşkum yok. Siz nasıl bakarsınız? Bu kadar kolay mı? Yani öncelikle tabii bütün izleyenleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum size beraber. Adalet mülkün temelidir hakikaten de. Yani siz de, hocam doğru mu hatırladım? Bana dediğiniz aslında doğru dediği... Çünkü Kur'an'da benim mesela en çok vurguladığım, en kıymet, beni çok etkileyen ayetlerden bir tanesi, bir kavme olan kızgınlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin ayeti. Yani kızgın dahi olsanız, öfkeli dahi olsanız, kindar, yani kin gülecek kadar öfkeli dahi olsanız, bir kavme olan kızgınlığınız, bir kişiye, gruba olan kızgınlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmemesin, sevk etmesin diyor. Ayette söylüyor bunu Allah Teala. Şimdi tabii neticede biliyorsunuz bir hükmün varlığı o hükmün inananları tarafından uygulandığı sürece anlamlıdır. Yani bugün dünyada Müslümanların pozisyonunda işte bizim burada kanunlarımız var aslında, yok mu? Yani birçok koruyucu kanunlarımız yok mu? Yani biz kanunlarımız hep eksik olduğu için mi bu kadar kötü bir pozisyondayız, durumdayız? Yok hocam. Değil yani. Sonuçta kişinin aslında söylemiyle eyleminin örtüşmesi, yani diliyle kalbinin ve fiillerinin, eylemlerinin örtüşmesiyle ilgilidir. Yani temel problemimiz aslında bizim budur. Evet.
Yani bunu ister Müslümanlar için söyleyin, ister hani ne bileyim dini yani Hristiyanlar için söyleyin, ister Yahudiler için söyleyin. İşte bugün görüyorsunuz yani Siyonistler var. Bir de onların karşısında katliamı durdurun diye, bizim adımızı kullanarak katliam yapamazsınız diye bağırın. Gerçekten hani inanmış Yahudiler var. Yine aynı şekilde hani... Yani Avrupa'da, Amerika'da resmi politikanın hilafına eylem yapan insanlar var. Tabii ki yani şöyle... Londra'da 300 bin aşkın insan. Batı'da yok. Zaten bu keskin duruşa, yani tehditlere rağmen. Çünkü Batı'da artık hakikaten yönetsel değerlerin varlığı tartışılır artık hocam, bu süreçten sonra biliyorsunuz. İnsanların vicdanıyla biz bir parça umutlandık. Yoksa Batı ve artık değer kavramını ben bu süreçteki tutumlarından dolayı kaybetmiştim. Hocam çünkü, burada bir şey söyledim ben. Batı'yı terk etmek istemeyen anlayış. Dünyanın hiçbir yerini terk etmem ama Batı'daki bir takım değer yargılarının daha yüksek olduğunu düşündüğüm için dedim bu iktidarların tavrı benim Batı'ya bakış açımı olumsuz etkiledi. Ama döndüm baktım ki belki daha uzun yıllar sonra ilk kez ülkelerin resmi Gazze konusundaki resmi politikayla sokağa taşan eylemler buluşmadı. Özellikle Batı'da. Yani çünkü doğuda da tabii belli ülkeler, şu an Suudi Arabistan'da da eylemler var biliyorsunuz. Yani yönetim açık, yani adamlar pazarlıklarını yapmışlar nihayetinde İsrail'le vesaire. Yani şimdi temel mesele... Yemen'den atılan bir füzenin Suudi Arabistan'daki koruyucu kalkan tarafından düşürüldüğü söyledi. Zaten savaştılar onlar biliyorsunuz. Onlarla Husilerle o atan grupla zaten Suudiler savaştılar. Şimdi üzücü olan şu, yani bizim öncelikle hani belki sizinle en çok ortaklaştığımız konulardan birisi inancı, etnisitesi, coğrafyası, rengi, teni ne olursa olsun. Yani haksızlığa uğrayan herkesin hakkını koruma, savunma konusunda duyarlı olmak zorundayız. Yani bizim hakkımızsa biz savunuruz, başkasının hakkıysa bize ne deme şansımız yok. Yani az önce dediniz ya işte her koyun kendi bacağından asılır, ben inanmam. Ya bizim aslında yanlış olana tepki vermediğimiz, elimizden geldiğince, yani belki dilimizle şu anda bunu yapabiliyoruz ama vermediğimiz, en azından kalbimizden, yani bir hadis var, çok güzel bir hadis ama maalesef Müslümanlar, yani bugün hani eylem söylem çelişkisinden dolayı bundan yoksunlar diye düşündüğüm için söylüyorum bunu. Bir zulüm görüyorsanız, yanlış görüyorsanız, elinizle, değilse dilinizle, hiç değilse kalbinizle ona buğz ederek karşı çıkın diyor. Yoksa mümin olmuş, inanmış sayılmazsınız. Şimdi bizim maalesef hani dünyadaki durumlarla alakalı yaklaşımımız daha çok kimin kime ne yaptığıyla ilgili. Yani bu, oysa bundan çıkmamız lazım. Yani ben işte bizim arkadaşlara söylerdim, sorardım yani görevlilere falan, yani din alanındaki. Yani şimdi mesela siz bir ateistin hakkını yeme hakkına sahip misiniz? Yani Allah buna izin verir mi? Yani tamam, yani hiçbir inanca sahip olmayan bir insan hakkını yemek İslam'a göre caiz mi? Değil. O zaman neyi konuşuyorsunuz? Yani sizin pozisyonunuz karşınızdakine göre değişemez. Yani bizim de pozisyonumuz, insan olarak pozisyonumuz karşıdakine göre değişmemeli. Nitekim Batı'daki halkların ayaklanması, Amerika'daki, İngiltere'deki, Avustralya'daki, Almanya'daki, yani her yerdeki yönetimlerin aksine bizi umutlandırdı. Çünkü ben hani bu insanların bir kısmını şahsen tanıyorum biliyorsunuz. Mesela Stamahir'i çok yakinen tanıyorum. Yani bana yazdığı bir mektup başıma bela olmuştu hatta. Yani onu bile aleyhime kullanmışlardı. Ya da ne bileyim Joe Biden'la biz barış konuştuk bu insanlarla biliyorsunuz. Ve ben hani hayretler içindeyim. Yani özellikle Stamahir açısından daha özel şeyler hissediyorum. Niye? Çünkü daha insani bir adam. Yani Amerikan'ın genel yaklaşımını biliyoruz. Biden yani inanç gereği de hani o söyledikleri çelişkiler ama. Stamahir'e Dışişleri Bakanı'yken mülakat yapmıştım. İşte hatırlarsınız. O zaman görüştük biz de hatırlarsanız uzunca. Ve hani Almanya'nın özellikle sizden önce, yani siz burada birkaç program yaptık hemen ekip sabah programlarında bu olaylar oldu. Söylediğim şey şimdi artık ile geliyor ama şuydu, yani Yahudilerle hikayelerindeki mahcubiyetleri onların hak ve hakikati görme konusundaki duyarlılıklarını etki etti. Yani maalesef pelesenk oldu, setretti, kapattık. Doğru. Ve çok acı bir şey bu. Çünkü fark etmiyor yani zulmün. Yani sizin suçluluk duygunuzun mahkumu ve de mağduru ve de hani sizin tabiri ise suçluluğunuzun bedelini ödemekle sorumlu olan insanlar Gazze'deki insanlar değil, Filistin'deki insanlar değil. Belli bir bölgedeki mesela gene Stammeyer yakın zamanda gitti, yani zannederim o veya şustu. Afrika'da kendilerinin katlettikleri, katliam yaptıkları bir ülkeye özür diledi Gazze savaşı esnasında, yani Gazze saldırıları esnasında. Şeydi de Stammeyer, Bologna'da her yıl
Saudi soykırımı döneminde gitti ve tekrar özürü Brandt yapmıştı. O da gitti sonra. Ve düşünebiliyor musunuz yani şu anda ama aynı Steinmeier buraya kör. Yani derin vicdani tabii geçmişteki suçluluk duyguları bugün aslında bu kendilerinin yaptıklarını yani şöyle diyelim dünyanın kovduğu ama Müslümanların özellikle Türklerin de Filistin bölgesindeki Arapların dünyadan kovulurken kabul ettikleri hani o Muhammed yani şu ünlü mankenler var babalarının anlattığı bir hikaye var izlediniz mi onu bilmiyorum yani şöyle hani evlerine Hadid, Muhammed Hadid var ya, Cici Hadid mesela onların babası. Onların çok enteresan dokunaklı bir hikayeleri var. Yani bu Hayfa Limanı, onlardan birisini babası yaptırıyor zaten ve Yahudiler, fotoğraflar var internette. Yani bizim canımızı aldılar, katlettiler vesaire. Siz umudumuzu bizi geri çevirerek yok etmeyin diyorlar ve her Müslüman aile, o gemideki ailelerden ikişer üçer aileyi misafir ediyorlar. Evlerini alıyorlar ve daha sonra bir vesileyle iki aile alıyor bunları da kendi evlerini. Bir başka akrabalarına evi bunlara bırakarak gidiyorlar ve dönüşte eşyalarını dahi alamıyorlar. Şimdi bunu hani o hani Bella Hadid, Cedide Hadid'in bu kadar öne çıkmasının hani çünkü bütün kariyerlerini risk ederek öne çıkmasının sebebi bu hikaye aslında yaşadıkları. Yani şimdi böyle bir hani ahlak zeminini üzerinde den tanımladığınız zaman kendinizi zaten kendi belanızı kendiniz yaratırsınız. Yani şu anda siz aslında korkmayan, ölümden korkmayan ve yani bütün ben en başından söylediğim şey bu. Hani şimdi bir ay önce, bir buçuk ay önce söylediğim şey ilk tepkim şu. Artık hiç kimse için güvenli olmayan bir dünya yaratıyorsun ey İsrail. Ey Batı. Artık hiçbir Yahudi hiçbir yerde rahat gezemeyecek. Bu Yahudi'ye yazık değil mi? Hocam, başkalarına yazık değil mi? Yani siz aslında kendi canavarınızı, sizi yok edecek canavarı kendiniz yaratıyorsunuz. Bizdeki siyaseten bütünlükte olarak İsrail'in bir soykırım yapıyor. Yani tabii ki soykırım yapıyor. Dünyanın, her şey dünyanın gözü önündeydi ama şimdi daha da gözü önünde. Canlı teknoloji, yayında bize soykırım yapıyor. Canlı yayında soykırım yapıyor. Kuzey Kıbrıs'ta yeterince tepki yükseldi mi, yeterince dayanışma gösterildi mi? Ben geçen gün yazdım. Ahmet Fuat Soyuvert. Biliyorsun. Ahmet abi tanırım. Tabii, çok selamlarım. Dedik çok ya, duyarlıdır bu konuda. Bir piskot bile, bir paket bile, piskot bile doğru düz gönderdik mi dedi. Tabii ben o yazımda şunu belirttim. Efkaf bir miktar tıbbi malzeme gönderdi diye bir şey var. Ama toplumsal dayanışmanın yükselmesi, hükümetin programları, gündemleri bakımından yeterince dayanışma gösteriliyor mu? Yani bence siyasi dayanışmanın yeterince gösterildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü somut olmayan, sizin de hani ben yazınızı okudum, somut olmayan herhangi bir zaten söylemin yani etkisi ya da katkısı ne kadardır? Çok anlamlı değil. Yani sabun köpüğü. Hı-hı. Fakat şu anda hani benim bildiğim, bizim özelimizde hani hem tepki gösteren hem de hakikaten Kızılay üzerinden ve aynı zamanda burada Filistinli vatandaşlarımız var bizim. Yani Filistinli, halen Gazze'de aileler olan, Gazze'de ailelerini kaybeden, yakınlarını, tüm ailesini kaybeden Filistinli arkadaşımız var burada. Benim hani eski biliyorsunuz Lefkoşa müftüm diyeyim yani, Lefkoşa yetkilim zaten Filistinli, Gazze'li. Tüm ailesi şu anda onda, orada. Yani onunla ilk andan itibaren onlarla biz irtibattayız. Ve onların üzerinden hani bir şekilde ne yapılabilir kısmında gerçekten sessiz sedasız eline geleni yapan bir duyarlı kesim var. Fakat bu duyarlı kesimin sessiz sedasız. Evet, sessiz sedasız. Özellikle çünkü şöyle hani bu insanlar hani neticede aslında belki devletten, hükümetten bekliyor. Biz de Türkiye'ye bakıyoruz. Biz de biliyorsunuz karar alma mekanizmaları genelde kendimizle ilgili değil. Eğer maalesef yani bize direkt hani Urfalı'nın İsot'una dokununca hani ayağa kalkmışça bizim de İsot'umuza dokunmadan sesimiz çıkmıyor. Bizim İsot'umuz mangal mı? Ya işte artık mangal olabilir mesela başka bir şeyimiz olabilir ama ayağa kalkmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü oradaki zulme sessiz kaldığımızda bizim yarın zaten bir zulümden geçmiş toplumuz yani. Bu zulmün çok daha büyüğünle karşı karşıya kalabileceğimiz artık neredeyse kesin diyebiliriz. Çünkü etrafımızdaki sadece uçak gemilerine baksak. Olabilirlik tabii. Etrafımızdaki uçak gemilerine bakalım Mesut Hocam. Yani devasa yani şu anda aslında biz sarılmış durumdayız. Kıbrıs etrafı tümden dünyanın en etkili istihbarat
ağları, en etkili nükleer belki de silahları, en etkili işte hani uçak gemileri ve bombalarla sarılı durumdayız. Bölgemizdeki silah, bütün silah türleriyle beraber var olan potansiyel bize dünyanın sonunu getirebilir. Yani soykırım hafif kalır. Tabii ki. Biz hala daha bunun yeterince farkında değiliz. Aynen, değiliz. Yani gerçekten farkında değiliz. Yani biz ta 10 yıl önce bile bir programlarda hep aklıma gelen şey şöyle, 12-13 yıl önce geldiğim yıllarda zaman zaman bu tip konulara giriyorduk yani. Sizinle henüz tanışmadan da. Yani çok fazla kanser vakası var mesela bizim burada. Ben o zaman bile diyorum ya, yani aklına geliyor yani, mutlaka çalışmalar yapıldığını bilmiyorum ama Kıbrıs o kadar ağır bir hani tabiri caizse istihbarat savaşlarının olduğu, hani bizim bilmediğimiz frekansta yayın yapan hani bir takım işte akımların, frekansların yoğun bir şekilde bulunduğu bir kesişme noktası ki, yani belki biz farkında değiliz. Yediğimiz içtiğimiz dışında bu tip şeyler de biz yani aslında hastalanıyor. Gerçi şimdi artık uydularla izleme ve dinlemeler yeni bir boyut kazanmış olabilir ama Trodos'taki dinleme, yani bu adadaki yaygın dinleme ağı, gücü, altyapısı herhalde dünyanın ya en öndedir ya en önde olan 3-5 altyapısından biridir. Peki sadece hani bu Trodos'u düşünmeyin. Hayır. Ben yani, bütün bir ifade yaptım. Trodos demedim. Yani, adanın toplamındaki dinleme ve izleme potansiyeli. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki yani her taraftan, sağdan soldan hep birbirine rakip düşman olan ülkelerin ortasında bir adasınız. Kıbrıs, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, aşağıya, Güney Afrika'ya, her tarafın kapısıyız. Her tarafa, şeye kadar, Avrupa'nın doğu kısımlarına kadar rahatlıkla takip edilebilir. Tabii. Yani biz Avrupa için, Orta Doğu için, Avrupa'nın, Türkiye için mesela, Afrika'nın, Afrika için, Türkiye'nin ve benzeri ülkelerin kapısıyız aslında. Yani tamamen kesişim noktasındayız. Dolayısıyla içeride yaşarken insan direkt başına gelmeyince benim başıma gelmez zannediyor. Hani depremde olduğu gibi. İnsan düşünmez ki yani. Oynuyorsun, hani neşelisin o anda ve bir hocam, anda yok ediyorsun. Hocam şunu sorayım bizi. Yani. Toplum olarak yeterince duyarlı mıyız? Yani ben kendi duyarlılıklarımızı, yani bu biraz acıtıcı olacak ama anlık duyarlılıklarımız yüksek ama duyarlılık sürekliliğimiz çok zayıf. Peki, kısarı gitmek istiyorum. Tamam. Siz Dinişleri Başkanlığı yaptınız. Türkiye'den Diyanet kökenli bir din adamı değildiniz siz. Ya ben tabii, ben hani hayatımda ilk defa dinle ilgili bir işi burada yaptım resmi olarak. Peki. Evet. Ve buraya gelmeden de sizin Diyarbakır'da, kalıplaşmış cümleleri sevmiyorum. Yani çatışma kültürlerinin, çatışan tarafların uzlaşısı sevmiyorum. Daha yumuşak, daha barışçı söylemler arıyorum. Yani negatifçi olmasın ama siz farklı ve çatışan ve bir hem beraber yaşayan hatta ama birbirini öldürmesi gerekir gibi bir yukarıdan aşağıya bir propaganda oldu ortamda çalışma yaptınız, geldiniz. Burada da işinizi yaparken farklılıkların birlikteliğine çaba harcadınız. Ve döndüler, dediler bu olmaz. Bu dinler arası birlik mi? Yok aslında şöyle tabii. Ama tabii hocam gittiniz, kimse de size doğru dürüst de sahip çıkmadı. Ya işler öyledir Hasan Hocam. Nasıl bu işler böyledir? Ya şöyle, yani hazmettiniz mi? Ya şöyle, benim kendi bakış, hayat felsefem şu. Yani niçin gittiydiniz siz? Yani siz zaten hani sağ olasınız. Ben daha sonra yazanlardan, siz beni çok iyi tanıdığınız için. Şimdi benim yaklaşımım şu. Yani benim Kur'an'daki örneğim İbrahim Peygamber. Aslında bu coğrafyada en acı olan hepsi İbrahim çocukları savaşıyor neredeyse. O açıdan da çok acı ama benim tabii bakış açım İbrahim Peygamber'le ilgili farklı. Kur'an'da der ki İbrahim Peygamber tek başına bir ümmetti. Yani tek başınaydı ama ümmetti. Yani öyle hani büyük millet olarak düşünün. Tek yani başına. Hocam ben Umre'ye gittim biliyorsunuz. Evet, arkadaş evet. Başaran da Yusuf Su İçmez'de. Evet anladım. Oraya gittiğiniz zaman biz burada günlük sokağa çıkın Hazreti İbrahim dediğimizde bilinmez. Ama oralara gittiğiniz zaman ağırlığın Hazreti İbrahim olduğunu görüyorsunuz. Ya şu kastettiğim şey şu. Hani benim. Siz tek başınıza da olsanız, eğer inandığınız doğru varsa,
onu takip edeceksiniz. Kimin ne dediği benim için daha sonraki işler. Fakat işin benim kastım burası. Yani beni aslında şu an benimle ilgili ötekilerin ne dediği çok ilgilendirmiyor açıkçası. Yani evet çok ilgilendiriyor, beni acıtıyor, incitiyor vesaire ama yolumdan beni alıkoymuyor. Yani eğer hani bu bağlamda isteyenlerin istediğini yapsaydım zaten çok daha farklı bir pozisyon olurdu. Hocam, ama ben kalmazdım o zaman. İsteyenlerin istediğini yapsaydınız bile siz orada kalamazsınız. Yok hayır hani kalmak... Hayır kalmak yani, istemediniz ama kalamazsınız. Yani, kalmak zaten biliyorsunuz oradaki durumu. Şimdi şöyle... Siz eğer normal şartlarda olması gerekeni ne olursa olsun yapma konusunda ısrarlı olursanız aslında zaten düzeni değiştirme konusunda bir kararlılığınız olduğu ortaya çıkar ve güç sahibiyseniz ve kimsenin kontrolünde değilseniz tehlikesiniz. Tehlikesiniz. Yani aslında bizim temel problemimiz buydu. Her zaman bu. Yani yarın da bu. Bugün de bu. Yarın da bu olacak. Yani şöyle yani Allah'tan başka hani biz tabii bu çok benim gene subjektif yaklaşımım. Çünkü bunu genelleştiremem. Benimle alakalı. Benim en azından inandığım, bildiğim doğrular çerçevesinde. Doğru olanı savunmakla ilgili bizim bir mükellefiyetimiz var ya. Siz dediniz ya ben kimseye hani eğilmem. Çünkü kimseden yemem içmem. Benim de durumum aynı. Bu dediğiniz var ya. Aynı anlayışla işimi. Tamam. Yani birebir. O yüzden şöyle. Bizim sıkıntımız şu. Bugün yani bizim sizin dile getirdiklerinizi, benim dile getirdiklerimi emin olun. Bu yanlışın içinde olan sizin uyardığınız kişiler dahil hepsi bizden daha iyi biliyordur. Gelir kitabını yazarlar, ikimize de anlatırlar. Hukuki olarak da anlatırlar, siyasi olarak anlatırlar. Anlatırlar ama bunu yapmaktan geri duramadıkları için ve bir parça oraya bulaştıkları için hiçbirisi gıkını çıkartamaz. Neden? Çünkü yarın seçilme kaygısı var. Yarın hani bir şey olamama kaygısı var. İşte isot kaybetme kaygısı var. Neyse onların isotları da başka olabilir yani. Herkesin isotu farklı. İsot benzer. Evet. Dolayısıyla bizim hani bizi güçlü yapan şey aslında bağımlılıklarımızın azlığıdır. Evrendeki en güçlü insan bağımlı en az olan insandır. Öyle değil mi? Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Söylediğinizin içinde var ama kaybetme korkusu insan ölümden korkmaya bir mukadderattır. Korkmaya da gerek yok. Bir kere öleceğiz yani. Tamam mı? Ama korkuyla yaşayan her gün o korkuyla. Hatta bir ifade kullanıyorum. Son zamanlarda sohbetlerimde de ifade ederim. Kaybetme korkusu yaşayacağınız ne kadar çok farklı değere sahipseniz korkunuz o kadar çeşitli ve büyük olur. Korkunuz kronikleşir. Onun için insanların yani bazen evin anahtarını unutursunuz kilitlemeyi. Ya derseniz ki biri gelse neyi çalacak ki dersiniz. Anlatabildim mi? Hayatınızda da kaybetme korkusu olmadan yaşamak. Çok özür dilerim. Ben burada oturuyorum, konuşuyorum. Bu gazetede yazı yazıyorum. Ne yapsam burada yazmaya devam ederim. Ya da nasıl konuşursam burada konuşmaya devam ederim diye bir düşünce aklımın kenarından geçmez. Hiç geçmez. Çünkü ben birilerinin istediği gibi konuşmak için buraya oturmuyorum. Ne söylemem gerekiyorsa onu söylemek için buradayım. Yazdıklarım nasıl yazarsam, ne yazarsam bu gazetede yayınlanır değildir. Ben yazmam önceliği olan neyse onu yazarım. Daha önce de söylüyorum. Benim gücüm yazarım, yazımı yollarım. Beğenmeyen varsa yayınlamaz. Ben terzi çırağı değilim. Al bu pantolonun paçasını 2 santim kısalt hocam. Şimdi az önce söylediniz. Biz de işte ille de seçilmek için ne yapacaksınız? Yani siz siyasetin toplam kalitesini nasıl buldunuz bu süre içerisinde? Yani tabii hadsizlik etmek istemem yani hocam. Neticede hayır ben size siz ne söylerseniz söyleyeyim hadsiz olmazsınız. Yani hani ben doğrusu yargılamak kolay olduğu için söylüyorum. Cümlelerim çünkü yargı içerebilir. O açıdan baştan söylemek isterim. Fakat ben kendi üzerimden gideyim. Yani klasik siyasete alışmamaya çalışıyorum. Yani duyarlılıklarımı kaybetmemek bakımından.
Ama tabii bulunduğunuz yerin bir formatı var, normu var ve bu normlar sizi de bağlıyor. Yani bazen susturuyor mesela, bazen konuşturmuyor biliyorsunuz. Yani belirli noktalarda... Öyle bir partide direkt, siyaset yapıyorsunuz. Tabii, tabii neticede... Bir koalisyon ortağı koalisyon bir partisiniz. Yani, ama ben hani belirli noktaları ısrarla vurguluyorum, fark etmiyor. Çünkü doğruların aslında birebir kaldığınız zaman her iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ağzından 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler olduğunu zaten görüyorsunuz. Sadece herkes pozisyon aldığı için, televizyonlarda sık sık vurgularım konuşmalarda, yani hatta bazen bazı işte arkadaşlar alınıp söylüyor da, yani keşke kulisteki muhabbetinizi meclis kürsüsüne de taşısanız da aslında daha fazla şey yaparsınız diyorum yani. Çünkü kuliste çok iyi herkes biliyorsunuz. Şimdi doğru ne mesela? İşte hakla ilgili şeyler çok önemli. Çünkü bir toplumun adalet duygusu zedelendiği zaman, adalet duygusu zedelendiğinde, güven duygusu zedelendi. Yani hocam hak güven dediğinizde, duygusu, hak adalet dediğinizde, devletteki devletteki istihdamdan, ihalelerden... Tanımlamayı yapayım, direkt oraya geleceğim, evet, zaten. Direkt o. Yani şu, yani şunu koyalım. İster ahlak, bakın, ister siyaset, ister alışveriş, ister komşuluk, fark etmiyor. Nereye giderseniz gidin. Eğer güven duygusu zedelenmişse, aslında çok kullanışlı araçlara dönüşürsünüz ve hiçbiriniz huzurlu olmazsınız ve kendinize haksızlık yapmayı hak addedebilirsiniz. Çünkü artık adalet terazisi bozulmuştur. Çünkü güveni biliyorsunuz aslında yok eden şey temelde adaletsizliktir yani. Adalet konusundaki kaygılardır, endişelerdir, güvensizliktir. Şimdi devlette mesela işte bizde şimdi ismi değişse bile eski isimle 03 kadrolar var ya biliyorsunuz işte. Geçici işçi alınıyor. Ya şimdi mesela ben hep söylüyorum yani ortamda da söylüyorum, televizyonlarda da söylüyorum. Şu anda biz de iktidardayız. Biz de hani az da olsa yapıyoruz netice itibariyle parti olarak. Az şu var ama hocam yani. Fark etmiyor. Oransal hakkınızı kullanıyorsunuz. Az ya da çok önemli değil. Bir tane. Hayır bu çok önemli. Tabii, tabii. Hocam oransal hakkınızı kullanıyorsunuz. Bu konuda hani biraz hani ben tabii başkan açısından sorarsanız başkan kullanmadığımızı düşünüyor. Yani iktidar peki, büyük ortak biraz daha fazla kullanıyor şeklinde itirazlar var. Şimdi buradaki temel mesele şu. Az ya da çok, bir ya da bin fark etmiyor. Bu işin biçimi yanlış. Neden yanlış? Çünkü siz bir alana istihdam yapıyorsunuz. İstihdam yaptığınız alan eğer ihtiyaç devletle ilgiliyse, devletin bir alanıysa bu istihdamı aslında sizin tartışılmayacak bir sınavla ve münhallerle yapmanız lazım. Babanızın çiftliği mi? Evet, babamızın çiftliği değil, devlet malından hovardalık yapmamamız lazım. Yani sonuçta mesela vatandaşlıklar kısmını zaman zaman söylüyorum. Ya şimdi memlekette vatandaşlıklarda bile biliyorsunuz siyasi kayırmalar söz konusu. Ya kardeşim yapacaksanız vatandaşlık yapın yapmayın. Bu ayrı bir tartışma ama yapıyor hocam, musunuz? Daha açık söyleyin. 30 senedir burada olup vatandaşlık evet, alamaz. O biri 3 haftada yani, alır. Şimdi bunun bir kriterinin olması lazım ve bunun bakanın ya da oradaki bürokratın iki dudağı arasından geçmemesi gerekiyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? İşe arıyorum ben sizi. Sanki cebimden maaş ödüyormuşum gibi veya vatandaş yapıyorum sizi. Vatandaş yapıyorum ya. Zaten siz hak ediyorsunuz yasalara göre. Ve ben diyorum ki seni ben vatandaş yaptım. Bana oy vereceksin veya bana ömür boyu ne yapacaksın? Minnet duyacaksın. Ya sanki hani kendi babamın kesesinden veya kendi kazancımdan adamla paylaşım yapmışım veya kadınla paylaşım yapmışım gibi. Böyle bir hak bana göre zaten adaletsizliğin varlığının en büyük ispatıdır yani ülkede. Ve bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Şimdi neticede sizin hani denetimsizlik işte mesela bahsettiğiniz acı olay yani yaşandı bunun örnekleri. Bu ülkede çok acı bir kayıp oldu zaten yani. Şimdi bu hani kara para ve benzeriyle ilgili açık açık konuşmak lazım. Şimdi bunun hani zemini neresi? Yani milliyetçilik, vatanperverlik nedir sorusunun cevabını çok iyi araştırmak lazım. Kardeşim yani ortama çıktığımız zaman bizim işte Türklük, vatan, millet söylemi içinde bulunmamızın eğer uygulamada bu ülkenin yarına dair temiz toplum umudunu baltalayan bir eylemimiz varsa hiçbir kıymeti yoktur. Ve inanın çok bağıranlarımız, yani bu Marksistler için de, solcular için de öyledir. Sağcılar için, dindarlar için fark etmiyor. Birileri bir şey çok fazla bağırıyorsa %99 bir şey var. Bir şey var. Bir şey örtüyor yani, tamam mı? Bir şey örtüyor. Dolayısıyla ya siz eğer ben Müslümansam benim ilişkilerimde görünsün bu. Size yalan söylemeyeyim mesela. Size haksızlık etmeyeyim. Ya nedir mesela hani ben Müslümanlığı nasıl tanımlıyorsam ya da ne bileyim milliyetçiysem, Marksistsem, şuysam, buysam neyse yani. Yani ona göre hümanistsem, liberalsem yani ona göre bir davranış kalıbımın bir biçimimin olması gerekiyor. Şu anda insanlar aslında söyledikleri değil. En büyük sıkıntımız bu.
Yani Kur'an'da muhteşem bir ayet var. Ben Diyanet İşleri Başkanı'yken de çok uğurlardım, çok huzurlu. لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ayeti. Yani aslında Mevlana'ya atfedilen olduğun gibi görün, göründüğün gibi olun. Ya olduğun sözünü, gibi gör ya da göründüğün gibi olun aslında ayetçesi. Oradan alma yani o Mevlana'nın sözü de. Yani niçin söylediklerinizi yapmazsınız? Yani söyledikleriniz ve yaptıklarınız başka bir ayet. Şimdi bizim en büyük sorunumuz toplumsal olarak aslında yani hangi, yine söylüyorum, inançtan veya inançsızlıktan, etnisiteden, bölgeden, coğrafyadan olursak olalım en büyük sıkıntılarımızın bir tanesi bu. Eylem söylem uyuşmazlığının yaygın bir şekilde artık bize hakim olması. Niçin? Çünkü yani şimdi eğitimci olarak siz de eğitimcisiniz. Bizim ana işimiz eğitim. Yani Osmanlı son dönem basın üzerinde çok uzun süre çalışmalar yaptım ben. 10 yıl kadar hocam. Yani Diyarbakır Vilayet Gazetesi'ne çalıştım. Kıbrıs'taki basında, yani Osmanlı dönemi basında çalıştım. Şimdi oradaki makalelerin hepsinde o dönem biliyorsunuz hani biz bazen benim bir tarzımdır. Sorun değil. Açayım mı bu telefonu? Sibel Hanım yayındayım, kapandı. Sibel Siber'di. Geç kalanlara selam olsun, geçmiş olsun diyoruz. Evet. Yani şimdi hep kurtuluş reçetesi hep o dönemde de eğitim, biliyor musunuz? Yani şimdi Abdülmecit ve sonrası dönemde çıkan vilayet gazetelerini incelesinler Türkiye'de. O gazetelere çıkan kurtuluş reçetesilerine baksınlar. Bugün olduğu gibi bizi ancak eğitim kurtarır demişler ama hiç kurtaran bir eğitim koyamamışlar. Hocam bir dakika. Bakınız. Şuna inanırım. Toparlayayım, sesli düşünün. Siz bunu daha derinlikte analiz edersiniz. Kurtulmak isteyenlerin kurtulma iradesi başkalarının elindeyse, kurtulmak isteyenlerin istenci çok sınırlıdır, irade kendinde değildir. Önemli olan kurtulmak isteyenlerle kurtulmak iradesinin aynı yapıda buluşmasıdır. Aksi halde bir ülkeyi yönetenler, insanları koyun yerine koyanlar, insanların koyunluktan çıkmasını istemez. Ben her seçimde bir şey söylerim hocam. Derim ki ya, siz bu seçimleri iyi kötü çoban arasından iyi çobanı seçmek için görüyorsanız bir yere varamazsınız. Asıl olan koyunluktan kurtulmaktır. İbrahim kavramının bana hatırlattığı şey işte bu. Yani diyorum ki bakın, tek başınıza, başıma da olsam, siz tek başınıza da olsanız, eğer doğru buysa ben bu konuda ısrarcı olacağım, elimden geleni yapacağım deme iradesini yayarsanız. Hocam doğruyu yaparken acaba benimle kaç kişi hareket eder diye düşünürseniz yolu vazgeçin, o işi kapatın. Ben bunca yıldır, belki de 8-10 bin makalem vardır, binlerce programda konuştum. Hiçbir zaman halka saygım var mı? Var. Ama kaç kişi benimle beraber yürür diye hiçbir zaman sorgulamadım. Hele toplumsal bozulmanın bu boyutta olduğu bir yerde beraber yürüyeceğiniz kalabalıkları beklerseniz hava alırsınız. Onun için az önce söylediğiniz var ya, bu kişisel tatmin değil. Değil. Toplumsal hizmettir. Kendinize dönük bunu beklemeden yaptığınız sürece işiniz tamam, ben söylüyorum. Yani ben buraya otururum, yarın bu işin patronları beğenmezse der, gazetede yok. Ben de derim ki sosyal medyamda var şimdi. Başka pazarın fotokopi kağıdı. Sabahtan çocuklarım, şimdi torunlarım da büyüdü. Beraber çıkarık, güle oynaya dağıdırık. Mecbur muyum? Ne yapayım? Yok, yapayım yoktur. Ya aslında sizi bakın yani ayakta duran siz insanlar. Siz beni yıllardır tanıyorsunuz. Ayakta, ekranda da evet. Ayakta duran insanların hepsi duruşu olanlardır. Bunu asla unutmayın. Duruşu olanlardır aslında. Yani eğer bir menfaat ağının parçası, tabiri caizse bir tırnak içinde negatif olarak söylemiyorum, bir şebekenin parçası değillerse o zaten sürer. Ama bunda hocam bak, siz buldum yani izleyenler yanlış bir kanaat var mısa? Bu işinizi, bu görevinizi, toplumsal görevinizi böyle abartmadan tutmanız lazım. Tabii ki. Ben çok önemli bilmem ne yaparım. Ben hiçbir zaman, hatta ben derim ki hocam, soranlar bana, ben aplos, yani
rütbesiz bir sokak gazetecisi. Yani bunu hele hiç sevmem, mütevazilik. Ne mütevazi? Kendini bir şey zannedenin bir şey değilmiş gibi göstermesidir. O da kibirdir. Yok, o da kibirdir. Yani olur fazlası kibirdir. Ya? Her şeyin fazlası. Boş verin hocam ya. Yani ben bu anlayışla bunu yaptım. Yaparım. Ya şöyle hani şimdi bu programların belki güzel tarafı canlı olması, yani direkt söylüyorsunuz ama tehlikeli tarafı da şu. Sonuçta bizi izleyenler, bizim konuştuklarımız, bizim background'umuzu bilmediği için sonuçta bizim ne söylediğimizi bazen hani aktarabilmemizde zorluk olabilir. Bir şey değil şunu hocam. Söylüyorum. Yani bizim zaten yani hani artık bütün aşırı söylemlerin, yani aşırı söylem derken buna bir politik siyasi duruş olarak söylemiyorum. Yani söylemdeki aşırılıkların, yani vurgunun bile aşırılıklarının aslında ciddi sorun içerdiğini düşünüyorum. Yani bir tehdit yoksa aslında tepkiselmiş gibi karşılık vermek sıkıntılıdır. O bir şeyleri hedefliyordur, bir şeyleri sizden alacak götürecek, sizin gözünüzü boyuyordur diye düşünüyorum. Yani şöyle bir ben neyim işte, hani kendimi tanımlıyorum işte diye bir insanım. İşte bir pozisyondayım. Benim gözümde de benimle işini iyi yapan herhangi bir makamdaki, tarlada, bağda, bahçede, belediyedeki, işte ne bileyim sokakta iş yapan, belediyenin herhangi bir yerinde iş yapan kişi arasında hiç fark yok. Yani içimizdeki en iyi, hepimizin arasındaki en iyi kişi, belirleyen şey pozisyonlarımız değil. İşini en iyi yapan kimse o. O yüzden hani bu işte 15 Kasım'la ilgili mi, devletle ilgili bir belediyede bir yayında konuşmuştuk. Yani ben diyorum ki, onu da özellikle de bu Atatürk'ün bu sözünü öne çıkarttım. Bizde hani Atatürk hep vurgulanır, söylenir, edilir ama bana göre en kıymetli sözü, öğretilmesi gereken sözü şu. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır sözü. Sadece bizim askeri alanlarda görürüm ben bunu. Tamam mı? Yani niye dışarıda bu yayılmaz? Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey bu. Çünkü işini iyi yapan, ya madem ki Atatürk bir değerdir, o zaman o değerin bu topluma en çok katkı yapacak tarafını öne çıkartın. Peygamberimiz zaten bir değerse eğer, onun bize en çok katkı yapan tarafını, kimse değerimiz. Yani, peki hocam, gelelim yani bizde, bunları koymamız lazım. Bizde hocam liyakat. İşte, tam oraya hani bunu biraz açalım yani. Şimdi yani 0-3'ten başladıydınız, yarım kaldı. İşte şöyle, kastettiğim şey şu. Yani şimdi mesela posta dairesinde çok ve karayollarında çok değerli iki tane hanım arkadaşımız var ve çok yani hevesliler. Gerçekten çok güzel de işler yapıyorlar. Mesela geçen Mahmut Belediye Başkanımız dedi ki karayolları müdürümüz için, ya dedi hocam ilk defa dedi her tarafı kapsayan bir şeyleri değiştirin birileri ve bunu koruyun lütfen de falan dedi. Yani Süleyman Bey söylüyor bunu. Yani bir başka partinin, yani düşünün. Karayolları müdürünün akademik formasyonu nedir? Kaymakamdır, öğretmen kökenli kaymakamdır. Kendisi kaymakamlık hocam, yapmıştır. Yani bir şey söyleyeyim. Hı. O kişisel kapasitesiyle bu işi iyi yapıyor. Ya şöyle bağlantılar ama vesaire. Karayolları Dairesi Müdürü, hı, teknik bir görevken bir öğretmenin orada, bakan yapın. Bilmem kaymakamlığı da kabul ettim de. Yani o zaman yani, ne yapalım? Bir öğretmeni ben, laboratuvar, daire, devlet laboratuvarında başlıyor. Yani şöyle ama yönetici diye Hasan Hocam. Hayır, yönetici kısmı. Bugün bir yerde tartışıyorum ben. Yönetici, yani bu söylediğimi. Yöneticilik başka bir formasyon. Tartışıyorum. Yani iyi bir yönetici. Yani biraz önce söylediğim, sorumu sormak için sordum, tabii, söyledim. Ama işi olmayan insanların kişisel yönetici performansıyla başarılı olma olasılığına da herhalde siz de kabul edersiniz, karayolları müdürü istisnai bir örnektir. Yok, ben şöyle bakıyorum hocam. Yani bu hani batıda da mesela bu yürütücü rektörlük ayrı, bizde rektörlükler hep tartışma konusuydu Türkiye'de. O konuşulurdu. Üniversiteyi kim yönetmeli? Adam profesör. İsterse hani kendisi aslında siyaset biliminde, yani bileyim idari ilimlerde profesör olsun. Yani bizzat yönetme erkeğinin kendisiyle ilgili tecrübesi yoksa akademik bilgi beceri de aslında yetmiyor biliyorsunuz. Kesin. Şimdi buradaki temel mesele şu. Hocam bu çok önemli bir noktadadır. Kaçmayalım. Tabii, şunu söyleyeyim. Tabii. Çok iyi bir hekim. Hı hı. Tabii. Şu dalda, o hekimin ille de çok başarılı bir sağlık bakanı ya da hastane yöneticisi olacağının, başka bir formasyon. Hatta sağlıkta bu nedenidir ki hastane yönetimiyle ilgili ayrı bir yüksek tahsil
alanı var. Yani şöyle, hani buradaki mesela Batı'da belli üniversitelerde mesela, üniversitelerde her türlü insan var biliyorsunuz. Ve yürütücü rektörlük, yani ya da yürütücülük ayrı bir şeydir. Teknik kısım ayrı bir şeydir. Şimdi bir yönetimde de, Karayolları Müdürlüğü vesaire gibi dairelerde de zaten mühendisleri var. Yani mühendisleriyle çalışıyor. İyi bir idareci. Esas neticede... Mühendisin işine karışmaz. Mühendisin yapmıyor. Açar önünü. İşte kastettiğim şey bu. Şimdi yönetici de ayrı bir şey. Bunu değerlendirebiliriz. Çünkü bizim zaten oradan bakmazsak başka türlü yürüme şansımız yok. Çünkü bu ülkede zaten geçmişten günümüze bakarsanız bahsettiğiniz tarzda kaç mühendis yönetici olarak yetiştirilmiş? Kaç öğretmen yani fark etmiyor. Siz hani öğretmen kökenlisiniz. Bu ülkede öğretmen sendikaları uzun yıllar geçmişte özelliklerde kuruluş dönemlerinde falan yani parti gibiydi biliyorsunuz. En nihayetinde. Halen de öğretmen sendikalarının pozisyonu farklıdır. Hayır ben yazıyorum bunu. Öğretmenler Sendikası kurulduğu zaman 1968'de. 70'li yıllarda, 74'de falan sonra hemen sonrasına da geldiğinde var olan siyasal partilerden daha etkili ve daha güçlü. Tabii. Yani şöyle, şu iki şeyi karıştırmamak lazım. Şuna katılıyorum. Yöneticiyle işin yapılacağı teknik kısmın netice itibariyle hani alanlarının birbirinden farklı olabileceğini kabullenmek lazım. Dünyanın her yerinde bu örnekleri vermek mümkün. Fakat gidip de mesela teknik bir meseleye gidip Karayolları Müdürü ben senden daha iyi bilirim demeyecek bir mühendis. Ama bu haddini bilmesi lazım. Tabii ki. Yani yönetici zaten bilir bunun haddini. Onun için hani mesela belki kaymakamlık geçmiş olduğu için gerçekten başarılı. Peki orada biriktirdi. Tabii. Yani çok hani hakikaten bir şeyler yapma arzusu da var yeni bir zemin üzerinde. Şimdi dolayısıyla buradaki hani tabii başarılı, bu örnek başarılı bir örnek, başarısız da olabilirdi. Çok önemli değil ama asıl geleceğimiz nokta şurası. Yani bizim karayollarında, mesela posta dairesinde, şurada burada çok ciddi anlamda şeye ihtiyacımız var. Eleman eksikliğimiz var hocam, biliyor musunuz? Çok ciddi anlamda. Yani devletin eksiği var. Fakat düşünün, siz bir sürü yere 03'ten oralarda bu karayollarında, postada aslında görev yapabilecek liyakata, diploma altyapısına da sahip veya niteliğe de sahip iş gücü açısından insanları siz aldınız. Ve bunları sendikal sebeplerden, alındığı yerin sınırlığından dolayı alıp bu tarafa aktaramıyorsunuz. Yani bir tarafta aslında çalıştıramadığınız bir kitle oluşuyor. Yani 03'ten alınmış belirli noktalarda hani bir havuz yapamadığınız için çalıştıramadığınız bir kitle var. Diğer tarafta da işlerini görmek için eleman bekleyen daireler var. Böyle bir çelişkiyi barındırıyor ülkenin genel istihdam politikaları. Niye? Çünkü sonuçta siyaset istihdamdan besleniyor. İstihdam edebilirseniz oy alabiliyorsunuz. Vatandaş da buna razı. Hocam. Ve bu çok büyük bir açmazı aslında kendi içinde zaten satın alıyor. Hocam, parmacımı kaldırdım. Söz istedim. Tabii. Bu coğrafyada bir ülkede kamuda çalışanların sayısı ne kadar fazlaysa ve bu ortalamaların üzerindeyse, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diyelim, bu memur devletidir dedikleri zaman memurların maaş ve ücretlerindeki istikrar ve çalışma koşullarının daha iyi olması diyeyim isterseniz. O değil aslında. Memur devleti siyasette memurun ağırlığı sanayiciden de, ticaretten de, çiftçiden de, hayvancıdan da ağırdır. Evet. Çünkü en yoğun nüfus aileleriyle birlikte kamu çalışanları ve kamudan emekli olanlardır. Aynen. Bu Türkiye için de geçerlidir aslında. 20 yıl önce 2 milyon civarında olan Türkiye'deki kamu çalışanları şimdi 5,5 milyondur. Bizdeki oransal karşılık daha da fazla. Yani biraz önce sizi samimiyetle dinledim. Bu söylediğinizde normal şartlarda devletin bir odaya girersiniz, iki masa boş, izinlidir. İşler yürüyor. Demek ki orada iki kişi fazla var. Tabii ki. Yani biliyorsunuz öğretmenlerde evet. Haftalık 20 saat, 25 saat dersi var. Ama bulunduğu okulda 5 saat var.
Gitsin yok komşu okullarda ders saatini tamamlasın. Türkiye'de uygulanıyor norm kadro kavramı. Siz eğer... Yani bizde hocam yok mudur başka yerde ya hocam? Evet. Hocam bizde var. Alın bizim çocuğu işe kurdalansın. Tabii. Kurdalanmayı araç... Bir hayli yabancı geçenlerde bir Almanlarla bir buluşmam vardı da onlara da sordum. Dedim anlattım kurdalanma nedir? Kurdalanma kullanıyoruz ya biz. Yani sonunda dedim işlermiş... işler ama işlemez. İşler gibi görünüyor. İşlemez. Tamam mı? Biliyorsunuz mutlaka göreviniz itibariyle. Şimdi daha revaçta olan işe alın beni, maaşım olsun ama işe gitmemi gerektirmeyen bir iş olsun. Var mı dünyada böyle bir şey? Bizde var. Bizde artık hak o üstelik. Sadece var değil. Yani alın beni. Evet. Yani, hayvancıdır, çiftçidir, bir şey bir işi var. Diyor böyle bir de devlete alın. Garanti olsun. Işte. Garanti ama beni öyle bir işe alın ki işe gitmeyeyim. Ağırlık yani evet. Hocam nasıl olur bu? Bana lütfen dini temelde de ahlaki değerde de bunu açıklayın. Ya, hocam şimdi Maraş Birlik Danışma Derneği'ni biliyorsunuz siz çok iyi biliyorsunuz. Çok. Şimdi benim bir şey söyleyeyim. Ha. Buradan Bekir Cura arkadaşıma da ortak dostumuzdur. Evet. Yıllar birkaç sene görmesem de her gün görüşmüş gibi ben Bekir'i severim. Eyvallah. Şimdi biz o dernek, ben henüz burayla bir bağlantım yoktu o dernek kurulduğunda, ben dernekle tanıştığımda, derneğin ilk yapısıyla. Derneği kurma aşamasında biz işin felsefesini geliştirirken çok uzun bir tartışma zeminimiz vardı. 4,5 saat tartıştık. İlk cümlem şuydu, yani benim girdiğimde, bakın ayrılın, yani Kıbrıslılık, Türkiye'lilik gibi kavramlar üzerinden ayrım konuşacaksanız ben dedim kalkayım yani. Ben çünkü ayrımla başlayan her cümle ayrımla biter. Birleşmez yani. Ama hakikaten nitelikli bir şey yapacaksak, yani konuşacaksak, yani bu niyetimiz o değilse oturalım, konuşalım. Çünkü bir tepki vardı, haklıydılar tepkilerinde. Maraş'ta mesela bizim 5 mahallenin suyu daha tuzla kardı hocam. Ya. Yani daha bir sürü imkansızlıklar vardı. Maraş'ın yolları, sağ olsun Sayın Büyükelçi'ye de teşekkür edelim buradan. İlk defa 50 yıl sonra Maraş'ın yolları yapıldı. Yani. 50 yıl sonra. Yani Rum'dan kalanla. Hocam öyle yaptıklarında Maraş'a bakınız. Maraş'a uzun yıllar Oktay Kayal zamanında yapılan MAGEM merkezinin dışında taş üstüne nasıl taş... Nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Bizim dernekle beraber bizim üzerimizden yapıldığını hocam, biliyorsunuz. Oktay Kayal'ın zamanında o merkez yapılana kadar... Evet, hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapmadı. Biz o dönemde dernek üzerinden işte hem iktidar farklı olmasına rağmen belediye, iktidar hepsini halkı bir araya getirip orayı yaptırdık. Şimdi neticede sağ olsun hani emeği geçen Oktay Bey'e de diğer hani o zamanki Uluslararası Partisi'ndeki tüm tabii herkese de teşekkür ediyoruz. Şimdi uzun konuşmaların sonucunda söylem şu, yani Türkiye'den gelen paradan biz genel söylemi daha az pay alıyoruz. İşte falanlar daha fazla pay alıyor falan. Bütün bu şeyleri ben hani argümanları çürüttüm. Aslında haksız oldukları için değil. Tersinin mümkün olduğunu gösterdik. En son dediler ki ne yapacağız biz ya? Bize hiçbir şey bırakmadın yani. Ne yapacağız yani 4,5 saat? Dedim ki önce siz kim olduğunuza karar vereceksiniz. Siz kimsiniz yani? Türkiye'li misiniz? Kıbrıslı mısınız? Hani kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Biz Türkiye'liyiz. Şimdi siz Türkiye'liyseniz soruyorum içinizde. Kaçınız Türkiye'de yaşamayı düşünüyor? Hiç kimse. Ya dedim hani kaçınız Türkiye'de doğdu? Yarıdan fazlası Kıbrıs'ta doğdu. Belki daha fazlası, çok azı. Yani ben 7 yaşındaydım mesela geldiğimizde. Yani çoğu benden daha küçük yaşta falan. Peki Türkiye'de yaşamak isteyen var mı? Hiç kimse yok dedim. İçinizde ben Türkiye'liyim diyebilecek bir tek ben varım. Ben Türkiye'de yaşıyorum çünkü. Ben de orada Kıbrıslıyım. Yani Diyarbakır'da Kıbrıs'ıyım. Yani Diyarbakır'da Oza içiyorum. Şimdi Kuşay geliri artık Oza içmiyorum ama Diyarbakır'da Moriye'ye yiyorum yani. Tamam mı? Yani durumumuz bu. Yani bizim hepimizin. O zaman öncelikle sizin ama işte biz öyle desek de bize öyle demiyorlar ki ya kardeşim. Sen kendini tanımlamazsan, ben buyum demezsen sana dışarıdaki niye söylesin yani? Sen başkasının ne dediğine ne bakacaksın? Kendini ne hissediyorsun, ne görüyorsun onu gör. Yani o gün oraya vardık. Ama en önemli ki az önceki söylediğiniz zemine varacağız. Şuraya vardık yani. Bakın devletten, Türkiye'den gelen paradan pay almak, devletin bilmem neresine pay almak üzerinden bir yaklaşım yağmacı yaklaşımdır. Emek dışı yaklaşımdır. Bu onursuz bir şeydir. Çünkü aslında bu Türkiye'deki vergi veren insanların parasının karşılıksız yağmalanması esasına dayanan bir ahlak anlayışını koyar. Siz bunu mu olmak istiyorsunuz? Hayır. Çünkü oradakiler hep nitelikli insanlar gerçekten. Yani biz o zaman söylemimiz ne, bu olmayacak. Bunu çıkacağız bir defa. Ne olacak? Biz bu ülkeye ne verdik ki ne istiyoruz?
Yani ne emek çektik ki? Emek üzerine bir tanımlama olacak. Ne istiyoruz? Sonra yani vizyonumuz da şu olacak. Yani önce kendi evimizin önünü süpüreceğiz ki sokak tertemiz olsun. Önce Maraş, sonra Mausa, sonra Kıbrıs, sonra Türkiye ve diğerleri. O şekilde ve ismi de o yüzden Maraş Değer kurdu. Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği koyduk o gün orada. Şimdi diyeceğim şu hocam, hani bugün onun için anlattım. Yani şimdi siyaset üzerinden anlatsak bu kadar somutlaştıramam. Yani bir örnek olduğu için söylüyorum. Çok iyi yani. Yani bizim çok net bir şekilde kendimizden başlayarak emek temelli bu ülkeye ne verdiğimizi hesap ederek, hakikaten bir şey üreterek, bir şey koyarak bir taraflarından başlamamız lazım ki yarınımız aslında hep birlikte hocam, kurtuluşa doğru başladığımız bir noktadayız. Yani emeğinizin karşılığını alacaksınız. Yok. Ne dedik? Yok. Almadan vermek. Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur dedik. Ha şöyle o siz o zaman vereceksiniz. Çaresizse hakikaten hocam şey, o başka. Ayrı, o başka. Siz sayı örnekleri. O da tabii. Orada da normal toplumsal dayanışmayla alır onları. Ve orada da hani onuru kırmadan mümkünse onu da iş sahibi yaparak. Yani orada da esas olarak. Yapabilirse yapacak. Yani ben hep söylüyorum. Tabii. Elektrik kurumunda haksız kazananların faturasını bize ödemeyenlerin faturasını ödetmeyin. Tabii ki. Ama eğer bu ülkede elektriği ödeyecek gücü olmayan, ciddi anlamda yoksul insanlar varsa, onların faturası bölüştürülse şu kadar sayaca, her birimize düşecek 2 TL fazla, 3 TL fazla, inanın 3 TL fazla ödeyelim her faturada. Gerçekten yoksul olanların bedelini öderiz biz faturasını. Buna biri itiraz etmiyor. Evet. Ama biliyor musunuz sizi dinlerken çok ilginç buldum bu düşünce bulanıklığı diyeyim isterseniz. Sizi bazı milletvekilleriyle aynı partide gördüm mesela. Tamam mı? Yani zaten ya işte bu sizin partilidir diyecektim ben. İnanın espri yapmıyorum. Yemin ederek söylüyorum, hı hı, size. Hükümetin bütünlüğü içerisinde ben Talip Atalay'a baktığım zaman yani kimseyi yargısız infaz etmem. Ama siyasal dokunulmazlığı ya da siyasal statüyü kullananların varlığı kamuoyunda bir kanaattir. Bunu haksız bir kanaat olarak mı görürsünüz? Yani şöyle hocam, ben siyasal dokunulmazlığı nerede kullanıldığıyla o da önemli, onu alakalı diyorum. Yani kürsü dokunulmazlığı, siyasal dokunulmazlık önemli. Yaş, şöyle yani dokunulmaz, tabii kürsü dokunulmazlığı olmalı zaten mutlaka. Hani onda %100. Kürsü dokunulmazlığı, evet, meclisin dışında da siyasi faaliyetlerde geçerli olmalı. Kesinlikle. Yani kesinlikle, Talip hocam tabii gitti Gönyeli'de bir konuşma yaptı. O konuşması kürsüde yapılmış gibidir. Yani vekil içinden geleni, içinden geldiği gibi kendi inandığı doğrular çerçevesinde temsil ettiği siyasi görüşü çerçevesinde ifade edebilmeli. Yani ama ne olursa olsun işte zaten milletvekili açısından da biliyorsunuz yani belirli sınırlamalar var ki olmalı. Çünkü yani nüfuzu, pozisyonu kullanarak, nüfuzu kullanarak yapılacak bir haksızlık, bir birilerinin ezilmesi, birilerinin hani bir şekilde haksızlığa uğramasına sebep olmak gibi şeylerin asla ne olursa olsun milletvekili dokunulmazlığı bağlamında bile bana göre bilinçli yapılıyorsa yani bilmeden hani olabilir, insanlar hata edebilir. Kesinlikle kapsam dışında tutulmasına ben tarafımdır yani. Neticede hani hiçbir şeyin sınırsız dokunulmazlığı olmamalı. Yani açıkçası hocam, eğer bir milletvekili seçildikten önce, seçildikten sonra veya seçilmeden önce soruşturma kapsamında bir dosyası varsa o dosya ileriye taşınmamalı mı? Bana göre taşınmalı. Belki hani seçim sürecinde yani zaten mutlaka görülecek yani, kapatılmamalı. Yani eğer bir suç varsa, bakın kime ait olursa olsun. Bahsettiğiniz başta girişte yaptığınız tarzda suçlamalardan bahsetmiyorum. Somutlaşmış, tabii ispatlanmış, ki delilli bir suç varsa bu suçun mutlaka karşılığını herkes almalı. Yani bizim başlayan bir yargı süreci varsa. Yani şu andaki yasalar çerçevesinde zaten yani bunu konuşmak ancak temennidir. Yani bizim söylediğimiz yasalar tanımlamış belli şeyleri ama yani mesela
Ya vekil partilerin genel olarak eylemleri ve söylemleri üzerinden ya partiler partiyle ilgili işlerde aslına bakarsanız doğrudan hani kişiye düşecek bir ağır tecziyeyi, cezalandırmayı çok uygun bulmuyorum açıkçası ben. Hani o çünkü güvensizleştirir ve korkaklaştırır siyasetçiyi. Ama bireysel olarak eğer devletin yani kamuoyu çalmışsa mesela çok açık. Dolandırmışsa, çok ciddi bilerek zarara uğratmışsa bakın bilerek bunun da hani tanımlanması kolay değil ama tanımlanmışsa eğer böyle bir şey o zaman mutlaka bunun her şekilde bedelinin ödetilmesi lazım. Yani net ya bir ben şey bireyselleştiririm biliyorsunuz ben de programda hatta ben derim ki söyleyin ismi söyleyeyim. Ama bu genel bütünlük içerisinde yani sizin bulunduğunuz ortamda söyleyerek sizin bakışınızdan, sözünüzden veya söylediklerinizden, söylemediklerinizden bana çıkarılmaması için bir yerde tutuyorum. Bir konuğumla bir köye davet edildim. Canlı yayında gittik bir partinin. Burada bir eleştiri başladı kendi aralarında. Bütün siyasi gözlemlerimi sarsan bir şeydi. Ve dedi ki, dürüst olun dedi. Size şu kuruluştan kredi alacak insanlar bulun. Yönlendirin ama yüzde bu kadarını da alacak içinden. Denildi mi alacağım içinden? Dedi mi demedi mi size dedi. Dedi dediler. Bakınız yani bir kamu bankasında yönetici olursunuz, atanırsınız. Ve oradan vereceğiniz kredilerden komisyonluk alınacağınızı Akçay'da bir evde Magarana Bulliyerkan dinledik. Yani şimdi bu tip şeyler önemli değil mi? Yani çok siz size bir soru sorayım. Hocam. Çok önemli. Şunu sorayım ben size. Siz de mal beyanı bulundunuz. Tabii. Adı mal beyanı mıdır? Evet evet. O mal beyanınızın açıklanması sizi hiçbir sıkıntıya sokmaz. Normal şartlarda sokmaz. Ne verdiğimi bilmiyorum ama içeriye yani yazdım verdim çünkü. Yani açıklansa bir şey yani. Rahatsız olmam açıkçası. Yani sizi bu kadar seçilirken korkar mısınız neyiniz var olduğu bilinmesinden? Yani şimdi var olandan korkmanın bir anlamı yok yani. Ama onu bilmem lazım ki sonra ne değiştiğini bileyim. Yani şimdi siz hocam bir daha seçildiniz. O verdiğiniz inan bir sonraki seçiminizde elde o beyan ettiğiniz arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani neyi söylediğiniz önemlidir de, nereden bulduğunuz önemli değil mi? Bakın, ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi, yani şimdi bu ülkedeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bir kişilerin kendileri ve devletleriyle ilişkisinin netleşmemesi. İkincisi, mesela bunu somutlaştırarak gidelim, buraya da gelelim dedi. Bu ülkede bir grup var, devleti yönetir ama devletle içsel bir bağ kuramaz. Bir grup var vatandaş ama devlet yani Kıbrıs'ta sağlam bir bağ kuramaz. Yani hala içinde tereddütleri var. İşte bahsettiğiniz tarzda netice itibariyle hani malının mülkünün kaynağı ile ilgili bir denetim yaptırmaktan korkan bir zemin var. Yani güvensizlikler ve kabullenememişlikler üzerinden bir yapı kurmuşuz ve bunların hepsinin netleştirilmesi lazım. Hocam basittir yani, bunlar da. Mal beyanı yanında ki mal beyanı aslında daha geniş kapsamlıdır. Sadece milletvekilleri için değil. Herkes nereden yani buldun? Yasasının olması lazımdır. Net, bu kadar. Siz Yeniden Doğuş Partisi nereden buldun yasası gündeme gelse destekler misiniz? Ben kesinlikle bakın desteklerim için daha ötesi söyleyeyim. Sizin hani biz yakın dostuz ama iki senedir herhalde program yapmadık. İlk defa yapıyoruz. Birçok programda bunu bizzat niçin ya birkaç programda en azından söylemişimdir. Yani niçin nereden buldun yasası gelmez? Niçin e-devlet hala bu ülkede geçmez? Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı. Çok. Çünkü niye? Geçerse ben hatta kafa buluyorum. Yani biraz ironi yapıyorum. Yani ağlanacak halimize gülmek bağlamında. Hani Türkiye'de biliyorsunuz küçük ülke Türkiye diyorum. Geçti hızlı bir şekilde ama biz yani nüfusumuz sayılmıyor. Yani dehşetli bir kalabalığımız nüfusu, var. Nüfusumuzu bildirim ama söylemem. Ya şimdi hani şöyle neticede bir şekilde güvenlikle alakalı hani Kıbrıs'ın pozisyonundan vesaire doğru bir kaygı varsa bile bunların projeksiyon olarak ne olursa olsun zaten bilinirliğini hepimiz biliyoruz. Başbakan da biliyordur bu nüfusu. Asya'da çok. Herkes biliyordur yani. Bir şey söyleyeyim mi? Toplumdan sakladığımız bu bilginin diğer tarafta batıda, güneyde veya batıda
bilindiğinden hiç kuşkum yok. Bence de. Yani şimdi ne oldu? Biz kapılar açıldı, insanlar gidip gelmeye başladı. Rum'un bastı tuşa, bizim seceremizi görmeye başladı. Sen geçen, sen geçemeyin dedi. Hep merak edelim. Ya biri bu bilgileri Rum'a sattı, sattı ya da bir medeni, gentleman agreement İngilizcesi de, uygar bir anlaşmayla biz mi verdik vatandaşlarımızın bilgilerini? Size ilginç bir şey söyleyeyim. Benim doğum yerim Erdemli. Tremeşe'nin ismi de Erdemli biliyorsunuz. Evet. Bizim Maraş'takilerin çoğunluğun doğum yeri Erdemli. Mersin Erdemli. Hı hı. Dolayısıyla Erdemliler çok rahat gidip geliyorduk bir döneme kadar. Erdemliler. Erdemli. Çünkü Tremeşe olarak görüyordu Rum bizi. Erdemli Türkçe. Evet, ne zaman bozuldu bu iş? Birdenbire bozuldu bir gün. Biri fark etti bu işi. Birisi fark ettirdi veya. Fark etti. Fark ettirdi veya. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet. Şimdi bizim temel problemimiz, bakın şu anda bu ülkede yani en büyük, en temel problemimiz aslında hakikaten Kuzey Kıbrıs Türk milleti mi deriz, ulusu mu deriz? Önemli değil, tanımlamaları ben çok sevmiyorum. Bunu oluşturmamız lazım. Eğer bunu oluşturamazsak uzun vadede geleceğe çok sıkıntılı bir süreç bırakmış olacağız. Kıbrıs'ın coğrafi isimlendirmesi, yani var ya Kıbrıslı Türk falan dediğimiz, bu artık kültürel kimlik birleştirerek, elbette siz çok daha iyi bileceksiniz, bir ulus yaratamazsınız. Ama ortak kimliği olan, ortak değerleri olan, ortak değerleri olan kabulleri yani olan. Dünya bir biçimde nationality, biliyorsunuz vatandaşlık daha fazla öne çıkmaya başladı. Bazı kimliklerde vatandaşlığını soruyor. Nedir vatandaşlığın diye. En doğrusu da aslında zaten vatandaşlık temelinde bir araya getirmektir. Bu kaçınılmaz çünkü bizi bağlayan bir şey bu. Atatürk ne oldu Türk'üm diyene derken bile yani dedi ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan ve ben Türk'üm diyen yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını söyledi. Zaten öyledir. Onun devamında, o sözün devamında işte tüm her tarafı sayar yani. Makedonya'dan evet. Tüm Diyarbakır oraya buraya kadar. Fakat bunlar maalesef yani işlenmez, arkası getirilmez. Lozan'da da zaten biliyorsunuz Türk kavramı bütün Müslümanları tanımlar. Hocam çok teşekkür ederim size. Peki. Ben çünkü, teşekkür ederim. İnşallah hani hakikaten temiz yakında sizle buluşacağız. Temiz toplum umudunun ayakta durduğu, tekrar ayaklandığı, ayaklandırıldığı bir yapıya hocam kavuşur. Temiz olmak istiyorsanız suya sabuna dokunacaksınız. Yağmur yağdığında yağmurun altında durmakla temiz olamıyorsunuz. Şu anda söylediklerimiz zannederim kesinlikle. Herhalde net bir şekilde başımızı ifade ediyor. Söylemek istiyorum izninizle. Evet, çok tabii, teşekkür tabii, ederim. Tabii. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Talip Atalay konuğumdu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili. Az önce işte Maraş Derneği'nin, Maraş Dayanışma Derneği'nden bahsettik. Bu bizim Talip Atalay'ın başına ne geldiyse Din İşleri Başkanlığı olduktan sonra orada onu fazla görenlerden geldi. Görevden aldılar, yine peşini bırakmadılar. Türkiye'de en kolay soruşturma kapsamlarından biridir. FETÖ'cü bizim Talip Hoca'yı tutukladılar ya da ifadesini almaya kalktılar. Burada aradım arkadaşlar hemen. Benim bu Bekir Cura filan Maraş'ta arkadaşlarım vardı. Hatta bazen özellikle UBP'liler bunu gördüğünde Allah Allah nereden nerelerler. Ya insan ilişkilerinin ırkçılığından ayrımı mı olur? Yani siz gitmediyseniz Maraş'a, Sera bölgesine gidip o insanların su biriktirmek için yeri kazıp içerisine muşamma koyup su biriktirip üretim yapmaya çalıştığını, Mahmut arkadaşın traktörüne bir ayağınızı basıp onunla konuşmadıysanız nereden bileceksiniz? Ve duyduk bizim Talip Hoca. Şimdi ben de dedim yok olmaz bu ya. Çünkü uzun zamandır sohbet ettiğim bir arkadaşım. Ama akıbet daha meçhul. Açtım Bekir'e dedim bakın buraya. Hep beraber bir imtihandan geçiyoruz. Eğer öğrenmeden, etmeden, daha net bir şeyler ortaya çıkmadan ve doğruluğu ortaya çıkmadan her kim ki Talip Hoca'yı terk eder, bir kere daha bana selam veremez dedi. Hiçbir arkadaşımız da Talip Hoca'yı terk etmedik. Evet, iyi gün dostu olmayın ya. Birinin düğününe gitmezseniz bir şey değil. Düğüne giden çoktur. Önemli olan zor günde beraber olmaktır. Hayatınızda biliniz ki belirli insani sınavlar vardır.
O sınavlarda kaldığınız zaman o sınavların bütünlemesi de yoktur. Kaldınız mı kalırsınız. Allah kimseyi insanlık sınavında, sınıfta bırakmazsın. Bay bay.